Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektrooptik sistem aser Flyer 500'de yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının test süreci başarıyla devam ediyor. Milli SİHA sınıfında dünyanın en iyisi olan Aselsan Flyer 500 elektrooptik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen Orta irtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Asel Flyer 500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan Aselfil 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu, başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar Akıncı TİHA'da Asel Flair 500 tarafından takip edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının ikinci prototipi PT2 geçen hafta ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, birçok kez 30 bin feet irtifanın üzerinde uçarak yüksek irtifa sistem performans testlerini de başarıyla geçti. Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, T tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor. Bayraktar TB3 SİHA katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli siha bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar 2003 yılındaki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.